Bizimkiler o kadar çok korktular ki. En çok da yavru kedi gitti perdenin kenarına. O seslerden, tıkırtılardan, yağmurun sesinden acayip korkuyor. Olan minderleri oldu. Güneşlensin biraz, mikrobu kırılsın diye sermiştim. Ama işte ufacık bir unutkanlık gitti yani. İnşallah bir arada yatarlar da birbirlerini ısıtırlar. Yoksa bu gece onlar için zor geçer. Çünkü yağmur geldiği zaman brandayı falan dinlemiyor. Şu anda yani şu kadarcık yağmayla bile balkonun yarısı ıslandı. Gariban mevsimi bitti. Eskiden yaz mevsimi garibanlarındı ama o kadar sıcak oluyor, o kadar bunaltıcı oluyor ki bazen düşünüyorum yaz mevsimi garibanların kaldı mı diye. Ve meyve sebze de çok pahalıydı. Yani domatesin, biberin kilosu yaz dönemi boyunca çok pahalıydı. Çünkü fideler dikildi, ani bir sıcaklık, bütün fideler gitti, yandı. Ha, bir türlü ucuzlamadı pazar yani. Ama bizim insanımız, pazarcımız her zaman garibanı bilir, kollar. O yüzden Türkiye'de fakir olmak sanki daha kolay. Çünkü izliyorum böyle diğer ülkeleri. Her şey standart, her şey böyle buz gibi. Evet, bizim ülkemizde yaşamak çok zor. Ama bir şekilde karnını doyurabiliyorsun ya. Yani üreticimiz tarlada çok yoruluyor, alın teri döküyor. Ama ihtiyacı olan bir insan gördüğü zaman kasa kasa dağıtırır, hiç aklında kalmaz. Yani ben artık yazında gariban mevsimi olduğunu düşünmüyorum. Aşırı sıcaklar oluyor, insanların sağlığını etkiliyor. Yiyecek pahalı, ekmek pahalı. Gariban olmak da zor yani. Hani bebek nerede? Kartonu da buraya koydum çünkü ilk rüzgarda uçuyor. Şu minderde yatarlar. Burada mısın kızım? Annesinin bir tanesi. Sakın hasta olma bak, tamam mı? Daha yeni iyileştin. Vallahi iyileştiremem artık bak. Siz ne yapıyorsunuz acaba? Barbar gibi. Güzel kızım benim. Bebeğim sakın ıslanma. Burayı senin için yaptım, tamam mı? Annesinin minik kuşu. Rahmet olsun, bereket olsun topraklarımıza, bitkilerimize, çiftçimize. Bizler amatör üreticileriz. Ürünümüz yanıyor, ölüyor. Yani bir gelirini buna bağlayanlar kadar üzülmüyoruz, hobi amaçlı yaptığımız için. Ama evine ekmek götüren insanlar aşırı sıcaklarda, aşırı soğuklarda para kaybediyorlar ve üzülüyorlar. Köpeklerim de burada. Çocuklar, ne haber? Şu beyazlı sokak köpeği hiç korkmuyor. Kabuğuna çekiliyor, yatıyor. Biraz sonra yemek götüreceğim ona, mutlu olur. Çünkü normalde sokakta yaşarken böyle yağmurlu havalarda kimse gidip onlara yemek vermiyor. Ve kanıksamış artık. Yağmur yağdığı zaman hemen kendini uyku moduna alıyor. Ama ben burada ona yağmur yağsa da işte hava soğuk olsa da yemek götürüyorum. Böyle bir şaşırıyor, ne oluyor ya falan diyor. Yani bize geleli bir sene oldu. Hala aynı, hala alışamadı. Seviniyor. Yani yemek yeterli bazı canlar için, mutlu olabilmek için.